Evet, dördüncü hüzzam makamı ile ilgili olan dördüncü dersimize hoş geldiniz. Aslında bunu böyle dört diye ayırmaya gerek yok. Bu başlı başına ayrı bir ders. Hazır hüzzam peşine geçmişken bununla ilgili taksimlerde neler kullanabiliriz? Hüzzam makamının özellikleri nedir? Benim bildiğim kadarıyla onları anlatmaya çalışacağım. Hüzzam makamında baştaki arızalara bakacak olursak mi bemol ve fa diyez ön plana çıkıyor. Bunun sebebi de şu. Hüzzam makamı re üstünde, yani neva notası üzerinde Hicaz gösterdiği için. Hicaz makamı özellikle. Yani Hicaz'da nasıldı? Si bemol do diyez vardı. Aynı buradaki gibi 4 komalık si bemol ve 4 komalık diyez vardı. Şimdi buradaki fa diyez, zaten bizim fa'lar az bir şey pes olduğu için direkt fa üflediğim zaman fa diyez oturuyor. Mi bemolde de gösterdiğim gibi olacak. Eserde, mesela bu eserde si'lerde bemol kullanma olayı çok. Neden? O da bir önceki derste anlattım, yanlış hatırlamıyorsam. Hicaz makamının içerisindeki bu diziden dolayı. Yani la, si, bemol, do diyez, re, mi, fa, fa natürel olduğu için sanki göçürülmüş bir eser gibi düşünelim. Göçürmek demek, taşımak demek yani. Aynı melodiyi re üstünde yaptığımız zaman bir Hicaz makamı ortaya çıkıyor. Hüzzamın da duygusal yanını veren, hani hüzzam biraz duygusal bir makam. Segah daha ulvi, daha manevi bir havaya sahip. Çünkü net notaları var. Burada mi bemol ve fa diyez notaları aynı segah makamı gibi karar verdiği için segah hissiyatı var, ama daha duygusal bir segahtan bahsedebiliriz. Nasıl? Gösterelim. Neva üstüne Hicaz yapayım mesela. Neva üstüne Hicaz. Hicaz makamında aklımıza gelen bir eser mesela olabilir. O melodileri kullanıyor. Mesela nasıl? Re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re. Bu aslında bir Hicaz makamının bir dizisi gibi. Nasıl? Bunu re'yi la olarak, yani karar notası olarak düşünsek. La, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, la. Pardon. Mi, fa, mi, re, do, si, la şeklinde bir dizilime ait oluyor. Aynısı yani. Bu la, si bemol, do diyezle işte mi bemol, fa diyez aynı yere tekabül ediyor. Yani ne yapıyor? Re üstünde bir Hicaz gösteriyor ve akabinde si de karar veriyor. Aynı segah gibi karar veriyor. Segah makamında aşağı inme şeyi çok fazla. İsteği çok fazla. Si, la diyez, hani bunu çok gösteriyor. Si, la diyez, sol, la diyez, si şeklinde bir şeyi çok gösteriyor. Ayrıca mi diyezi de çok gösterir. Hüzzamda da var. Hoş, yani orada da kullanabiliyoruz, ama si, la, sol, la, si gibi bir şey hüzzamda pek duyamazsınız yani. Bunu segahta çok duyarsınız. Tararararam. Ama hüzzamda böyle bir şey pek duymazsınız. Yapar olur mu? Olur. Yani taksim dediğimiz şey serbesttir. Kulağımıza ne hoş geliyorsa, hangi makama geçmek istiyorsak geç. Ama önemli olan estetik ve bunun yakışması yani. Ne yapabiliriz? Yine buradaki peşevdeki nameleri kullanabiliriz. Mesela çok güzel cümleler var. Nedir mesela? Si, re, do, do, mi, re. Bunlar mesela taksime çok yakışan notalar. Genel seyri şu şekilde. Re ile de başlayabilirsiniz. Yani direkt si ile de başlayabilirsiniz. Si ile başlayalım mesela. Re'de durdum. Niye? Karar perdesi re diye bu neva üstünde Hicaz gösterdik. Yani neva üstünde Hicaz göstermenin bir şekli bu şekilde. Ne yaptım? Si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re.
dümdüz yani. Ne yaptım? Si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si şeklinde. Böyle bir dümdüz inip çıksanız bu bile taksimdir. Önemli olan ne kadar cümle bildiğiniz. Ne? Si, do, re, mi, fa, mi, re, mi, re, do, re, mi, re, re. Bir cümlede bu şekilde. Sonra gibi bu şekilde nevada karar vere vere bir cümle bütünü oluşturabiliriz. Devamında ne yapabiliriz? La sol fa, hani burada yaptık ya sonunda. La sol fa mi re do mi re fa mi re re do do si si. Bu ikili ikili inme taksimlerde çok işinize yarayacak. Bunu bir kenara not edin çünkü bütün taksimlerde 2 2 inerek noktalamak, eseri sonlandırmak, taksimi sonlandırmak hem güzel hem de biraz adet gibi. Yani sonuna geldik taksimin. Ya da fa mi re re do do si si. Gibi bir bitiriş yapabilirsiniz. Geçki yapılabilir. Bu eser de tabi teslim kısmında kalıyor ama burada eserin sonunda sol, sol, fa, fa, mi, fa bir geçiş. Meyan göstermek deriz biz ona. Meyan da bir farklı bir çeşni, bir farklı bir cümle kurup sonra tekrar yine hüzzamnameleriyle biliyorsunuz bu segahta çok kullanılan bir şeydir. Ev iç göstermek, ev iç perdesini göstermek. Ev içte kalmak diyelim. Bunlar da tamamen segah. Yine oktavına tekrar segah perde, segah makamı notalarını basıyorum. Bu da ikinci meyan gibi, meyanın meyanı gibi. Tekrar burada da bir cümle kurup sonra tekrar hüzzama bağlayabiliriz. İşte burada sizin artık hayal gücünüze bağlı ama aslında ne kadar çok taksim taklit ederseniz o kadar çok taksim cümle söylersiniz. Çünkü taksim yapmak bambaşka bir şey. Mesela. Gibi noktalayabilirsiniz. Dediğim gibi bunları eserlerden de cümle alabilirsiniz. Burada olduğu gibi si re re do do mi mi re gibi cümleler. Ya da bildiğiniz ilahi olabilir. Sevdim seni mabuduma da var mesela. Gibi. Gibi cümleler kullanabilirsiniz. Bu şekilde benim aklıma gelenler bunlar açıkçası. Ne kadar çok hüzzam makamında taksim taklit ederseniz o kadar çok hüzzam makamında taksim yapabilir olursunuz.
Ne kadar çok hüzzam makamda eser geçerseniz de o kadar çok hüzzama ait melodiler aklınıza girer. Bundan sonra sizin tabii şeyinize kalmış. Hayal gücünüze ve o cümleleri güzel birleştirebilmenize bağlı kalmış. Taksim'de geçki yapmak Taksim'i uzatmanıza, daha çok cümle kurmanıza olanak sağlar. Ama bizim amacımız geçki yapmak değil. Aynı eserden hiç aynı makamdan hiç ayrılmadan o makamın gereksiz dinlenmesini sunmak. Benim anlatacaklarım Hüzzam makamında Taksim olarak bunlar. Artık bundan sonra aklıma gelenler bunlar. Bundan sonrası size kalmış. Benim öğrettiklerimi, aklınızda kalanları kullanabilirsiniz. Ne öğrenirseniz kârdır. Müzik çok geniş bir bilgi kaynağı. Buradan neler kapabilirsiniz, hangi hocadan ne kapabilirsiniz sizin için faydalı. Bugünlük bu kadar. Dersiniz burada sona eriyor. Hayırlı geceler diliyorum.